Ruşen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ülkem gibiyim. Maalesef efendim. Evet, evet. Bu ülkede iyi olmak oldukça çok zor, zor. Çok, çok zor. Çok zor bir şey gerçekten. Ha. Gündem yine çok yoğun her zamanki gibi. İsterseniz hemen Narin Güran cinayetiyle başlayalım. Evet. Tüm Türkiye'yi derinden sarstı bu cinayet. 8 yaşında kaybolan bir çocuk. 19 günlük bir kurtarma operasyonunun ardından cansız bedenine ulaşıldı. Dere yatağında. Çoğala geçirilmiş bir şekilde bulundu ekipler tarafından ve bu olay aslında toplumdaki, Türkiye'deki toplumsal çürümeyi de e, herhalde bir kere daha evet. gün yüzüne çıkardı. Siz bu meseleyi nasıl görüyorsunuz hocam? yani neler Bu meseleye aslında şuradan ister. bakmak lazım. Bu meseleye e, 19 gün önce Türk kamuoyu bu olayla ilgili olarak konuşmaya başladığında ben de konuyu izlemeye başladım. Ama ilk başta Türkiye'deki kayıp çocuklar başta altına baktı. Buradan baktığımda gördüğüm şu oldu. Türkiye'de 2016'dan itibaren kayıp çocuklarla ilgili Selçuk hiçbir veri yok. Evet. Hiçbir veri yok. Bu ne kadar aslında demokratik olmayan bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Yani bir noktada objektiflerimizi buraya çevirirken eski rakamları söyleyerek sana vahameti anlatacağım. 2008 ile 2016 arasında 104 bin çocuk kaybolmuş Türkiye'de. Aylık 10 bin çocuk gibi bir rakama tekabül ediyor. 10 bin korkunç çocuk ayda bu 2016 öncesi ondan sonra gelen sığınmacıları Afganları şunları bunları filan ortaya koyduğumuzda bugün korkunç bir rakamda olduğumuzu bilmek işten bile değil. Buna rağmen e, bununla ilgili alınan ne tedbirleri biliyoruz ne rakamları biliyoruz sadece suçla ilgili çocuk istismarı dirilsizlikle çocuk suçluluğuyla ilgili veriler var bunlar da çok vahim bir düzeyde istatistiksel olarak. Dolayısıyla e, narin ilk değil, sonda olmayacak. Neden? Çünkü bununla ilgili gerekli tedbirleri almıyoruz. Almadığımız için de aslında her gün narinlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Sadece çocuklarımızı mı? Kadınlarımızı da kaybediyoruz. Kadınlarımız da ölüyorlar her gün. Her gün televizyonlarda biz şiddet haberleriyle uyanıyoruz. Her gün kavgalarla uyanıyoruz ama... Narin olayının başka bir boyutu daha var ortaya çıkarttı. O da nedir? Doğudaki sosyolojik çürüme. Bu cinayetle birlikte bir şunu da öğrendik. Koskoca köy, koskoca dediğimizde 20 hanelik köy. Bu ceset ortaya çıkıncaya kadar herkes sustu. Kimse bildiği gerçekleri anlatmadı. Anlatamadı. Bunlara engel olan şey neydi? Neden böyle yaptılar? Nasıl bir sosyolojik bir çerçeveyle karşı karşıyayız? Çünkü suç soruşturması ilerleyemedi. Herkes suçluyu örttü, suçluyu görmemezlikten geldi. Ve bugün e, iğneyle kuyu kazar gibi soruşturma makamları suçu ve suçluyu ortaya çıkartmak için bir çaba içerisinde ve her şey aydınlığa doğru çıkıyor. Ama burada bir boyutta şunu söylemek lazım. O da şu: soruşturmanın gizliliği. Burada aslında soruşturmanın gizliliği çok önemliydi. Fakat geçmişte olduğu gibi Türkiye'deki adalet sistemi tamamen ortadan kalktığı ve sadece sosyal medya üzerinden yapılan yargılamalarla yürüyen bir sistemde yaşadığımız için. Ne oldu? Soruşturma gizli olmasına rağmen biz tüm medya, medya gruplarında, medya, sosyal medyada şunu görüyoruz. Sürekli ifadeler paylaşılıyor öyle değil mi? Evet. Bu suç. Türk Ceza Kanunu A anlamında soruşturmanın gizliliği ihlal suç? Her gün bu suç işleniyor ama sadece bununla değil ki. Aklımıza gelecek her soruşturmada bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla ahlakın çöktüğü, hukukun çöktüğü bir yerden geçiyoruz. Peki soruşturmanın gizliliği nedir diye soracaksın hocam. Soruşturmanın gizliliği şu. Bir soruşturma neden gizli olur? Sebebi şu. Bu soruşturmada eğer bu gizlilik kararı alınmazsa buradaki ifadeler herkes birbirinin verdiği ifadeleri görür ve tanıkları etkilerse ve soruşturmaya dahil olması muhtemelen potansiyel şüphelileri etkilerse onların kaçması, ona göre ifade vermesi ve soruşturmayı yanıltması imkanı doğacak. Dolayısıyla buradaki soruşturmanın gizliliği buydu. Ama soruşturmanın gizliliği kalmadı ki tüm televizyonlarda bu, bu iş üzerinden tepinen bir gürh var yani. Dolayısıyla bunu adli makamlar da hatırlatmıyor. Birkaç tane belki soruşturma açılsa bu işin ayrıntıları ile ilgili konuşulmasının... Ee, ne kadar aslında hukuk aykırı olduğu anlatılabilse bir yere varacağız. Bu da yapılmıyor. O yüzden bu iş e, yani şöyle söyleyeyim e, gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. 19 gün sonra bir, bulunan bir çuvala koyulu halde bulunan bir kız çocuğu var. Çeşitli iddialar var. Bu iddialar henüz aydınlanmış değil. Bir otopsi raporu var. Ayrıntılarını konuşamıyorum. Ben bari hukuka saygılı olayım diye konuşmuyorum. Ee, diğer ifadelerle ilgili soruşturmanın selameti açısından zaten Adalet Bakanlığı bir başsavcı ve üç tane daha Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Ben çok kısa bir süre içerisinde soruşturmanın çözüleceğini düşünüyorum. Ancak başa döneceğim. Türkiye'nin çok ciddi bir sorunusu var. Biz kendi çocuklarımızı sahip çıkamıyoruz. Biz kendi kadınlarımıza sahip çıkamıyoruz. Sıkamadığımız için bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla bu açıdan şimdilik buna, bunun hakkında söyleyeceklerim bunlar. Bir de Narin Güran cinayetinde şöyle bir ayrıntı da var. Hani işin içerisinde Aha. siyasetin de olduğunu görüyoruz açıkçası. Evet. Dün ben AKP'li Diyarbakır Milletvekili'nin açıklamasına denk geldim ve işte bu aileyi tanıdıklarını, bu ailenin bölgede güçlü olduğunu ifade eden bir açıklaması oldu. Demek Şimdi ki siyaset de var. Güzel dedi. bir şeye gel Şimdi bir ailenin güçlü olması ne demek? Ne demek? Bir hukuk devletinde aile güçlü o, ne demek? Evet. Aşiret mi? Harikat mı, cemaat mi, Hizbullah mı? Ne? Hangi şey hukukun üstünün üzerinde bunlar? Ama üzerinde görüyoruz. O yüzden şimdi e, Galip Ensarioğlu Sayın Bekir ve evet. açıklaması o kadar talihsiz ki. Ben diyor bir şeyler biliyorum. Ama aileyi tanıyorum, 40 yıllık dostum. Bunları konuşamam diyor. Bu da ayrı bir suç biliyorsun. Evet. Demin anlattığım gibi. Bildiğini saklamak da suç aslında. Ama her şey bizde sonuçta kendi mecrasında değil siyaset mecrasında konuşulduğu için bizde ne oluyor ne diyoruz biz? Sonuçta çocuk cinayetleri politiktir diyoruz. Kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Çünkü sosyolojik olarak bunları çözmeye engel olan bir politik duruşumuz var. Bu politik duruşu bozmanan yani siyasi iktidarı değiştirmeden bu sorundan hiçbirisine Çözmemiz mümkün değil gibi gözüküyor. Evet hocam. Şimdi isterseniz diğer bir davaya geçelim. Ee, Dilan ve Engin Polat ya. tutuksuz olarak yargılanacaklar, tahliye edildiler. Burada da tabii kamuoyunun sorduğu şöyle bir soru var. Bu kişiler kara para aklama suçundan ve çeşitli suçlardan aynı zamanda evet. yargılandılar, tutuklandılar. 40 yıllık bir ceza istendi ee, ve hemen hani 5-6 ay sonra tahliye edildiler. Evet. Bu da açıkçası yargıya olan güveni de bir kere daha sarstı Türkiye'de. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz yani bu e, dava sürecine dair neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye'de son 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bu yana yani şeffaflığın yani demokrasinin ortadan kalkmasından bu yana Türkiye'de kara paranın bulunduğuna dair pek çok dava pek çok mesele görüyoruz. Daha dün'e kadar şimdiki İçişleri Bakanlığı tarafından son bir yılda açıklanan onlarca yüzlerce dünyaca ünlü baronun İstanbul'da yakalandığını görüyoruz. Neden onların hepsi İstanbul'a gelme ihtiyacı duydu? Bir soru işareti. Bunların hepsinin bir cevabı var. Peki bu insanlar ne getirirler buraya? Para getirirler. Böyle iddialar var. Peki ekonomik olarak baktığımız zaman bizde ne yok? Bizde nereden bulduğun yasası yok. Buna bak çarpıcı bir örnek vereyim. Şimdi biz Başka bir dosyada, kara para dosyasında, Sezgi Baran Kar e Korkmaz dosyasında ki geçenlerde gene açıklamalarda bulundu. Avusturya'ya gittiğinde, Avusturya'dayken hem Türkiye iadesini istedi hem Amerika Birleşik Devletleri bu şahıs. Türkiye'de istenen ceza bu suç için yani kara para aklamak için istenen ceza 5 yıldır. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği ceza 150 yıldır. Şimdi bu sizin hukuk ceza siyaseti anlamında bu konuyu cezasız bırakmanız bir. Yani Türkiye'de kara para aklamak suç değil noktasındayız. Ay. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de kara para aklamak çünkü kanunun adı bizde ne? Bizde şu. E, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama kanunu. Dolayısıyla öncül bir suç lazım. Öncül suç hakkında yani senin bu parayı bir e, suçtan kaynaklandığını ispat etmeden ben sana kara para suçlaması yapamıyorum. Yani o paranın eline e, fuştan, yasa dışı bahisten ya da uyuşturucudan bunun gibi suçlardan elde eldiğini ispat edeceğim ki ardından kara para işlemi yapacağım. Dolayısıyla Türkiye'de nereden bulduğun yasası da olmadığı için Türkiye'ye herhangi bir yerden getirip para koymak suç değil. Dolayısıyla bu paralarla ilgili nasıl iddialar var? Böyle iddialar var. Hal böyle olunca bir köpürttüler bu işi. Bir köpürttüler. Oysa bunun cezası yok. Yani bak şöyle söyleyeyim. Bu dosyada, özellikle Polatların dosyası en önemli eksik ne biliyoruz soruşturması. Öncül suç soruşturması yok. Bak tekrar ediyorum, eğer bu soruşturma doğru yürütülseydi önce bu paranın kaynağı ile ilgili öncül suç soruşturması yapılması lazımdı. Yapıldı mı? Yapılmamış dosyada. Yapılmayınca ne olur? Bu bunlara siz kara para aklaması suçlaması yönlendiremiyorsunuz. İşte masak raporları da buna göre geldi. Dolayısıyla burada biz suç e, köprütüler ama bununla ilgili bir şey olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla ne kaldı elimizde? Aslında az bir şey değil o da bakma. Bir milyar liranın üzerinde vergi kaçakçılığıyla ilgili eylemleri var. Naylon fatura kullanma, sahte fatura kullanma gibi büyük iddialar var. E şimdi vergi suçu vergi usul kanunu 359 ve devam maddelerinde düzenlenmiş. Bunlarla ilgili iddialarla da ilgili işte kaçma şüphesi yok delilleri karartma şüphesi yok diye, deliller elde, edildi diye serbest bırakıldı. Ama buradaki asıl kamuoyunu vicdanı sızlatan şu, bu insanların bundan 5 sene önce paraları yoktu. 5 sene içerisinde bu kadar zenginleşebilmeleri bu normal bir şey değil. Şimdi bu şuraya şöyle bakın, Türkiye'de korkunç bir sosyal çürüme var. Kimse artık asgari ücret 17 bin lira Selçuk. 17 bin lira. Bir insanlar bir ay işe gidiyorlar karşılığında 17 bin lira alıp geçindikleri bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik maaş skalasının yüzde ellisi bu parayı alıyor. Asgari ücret alıyor. E şimdi bu insanlar e, ne diyecek? Diyecek ki ben niye namusumla e, ahlakımla çalışayım ki? Eğer çalarsam, eğer birilerinin paralarını aklayabilirsem ben zaten... En üstte olacak adamım şeklinde bir bakış açısı var. İşte sosyal çürüme bu. Ahlakın çökmesi bu. Bu dosyalar bize ayrı ayrı her birisi Türkiye'deki nasıl bir ahlak çökümcüsü olduğunu, nasıl bir sosyal çürüme içerisinde olduğumuzu anlatıyor. Bunu anlamamız lazım ve buradan dönmemiz lazım. Asıl olan bu diye düşünüyorum. Evet. E, hem Narin Güran cinayetinde hem de Polatlar davasında siz de belirttiniz Türkiye'deki sosyal çürümenin ne boyutta olduğundan bahsettiniz. E, ben 12 Punto yazarlarımızdan e, Mustafa Mutlu'nun yazısını okudum ha. bugün. E, ve kendisi de bu olaylara değinmiş ve şunu eklemiş. Türkiye'deki adalet sistemi yeniden rayına oturtulursa, yeniden bir düzen içerisine getirilirse, e, Türkiye'deki birçok sorunun e, olacağını söylüyor. He. Siz bu görüşe katılıyor musunuz yoksa çok daha mı derin sorunlar var Türkiye'de? Aslında şöyle, Türkiye'nin bu noktada bir background'u var, bir geçmişi var, doğru giden. Dolayısıyla ben Sayın Mustafa Umutlu'yu bilirim, saygıda duyarım. Yazısına katılıyorum. Hatta ben şöyle bir cümle ediyorum. Benim 24 saat yani Türkiye'de 24 saat içerisinde adalet sisteminin düzenleştirelim, düzeltelim. Yani yargı bağımsızlığı için hakimler ve savcılar yüksek kurulunu bağımsız yapalım. Adalet Bakanını Hakim savcıların tayin ile ilgili işlemlerden çıkartalım. Yargıyı bağımsız ve tarafsız yapalım. 24 saat içerisinde Türkiye'deki düzelmeleri izleriz, izleriz hep birlikte. Neden? Aslında bu ta Edibalilerden beri ta eskiden işte Koçi Beyler Risalesi gibi söylenen şey. Adalet olmayan toplum çöker. Türkiye'de siyasi iktidar özenle adaleti ortadan kaldırdı. Yani adaleti sadece elinde bir aparat olarak kullanan, yargıyı aparat olarak kullanan bir yapı olarak gördü. Türkiye'de eğer iktidarı hakaret edersen cezası var. Muhalifi de hakaret edersen cezası yok. İfade hürriyeti gibi kavramların hepsi çifte standartta yani muhalefete karşı tamamen bir düşman ceza hukuku uygulanan bir yerdeyiz. Hal böyle olduğu yerde adalet çöktü. E şimdi yargı kurumlarının hepsi siyaset kurumlarına bağlanınca iktidarın yaptığı yolsuzluklarla ilgili en azından savcılıkların hareket etme olasılığı olmadığı algısı yaygın olduğunda e şimdi Polatlar dosyası gibi öbür dosyalar gibi her şeyde aslında soruşturmaların doğru yönde gitmediği algısı bu kadar arttığında ne oluyor? Kimsenin ahlaklı olmakla ilgili bir gereksinimi kalmıyor. Bu, bunu sağlayabilmeniz için ne yaparsınız? Bakın sadece ceza adaletinden bahsetmiyorum. Adalet sistemini, mahkemeler sistemini düzelttiğinizde zaten emin ol bir, hiçbir belediye başkanı haksız bir imar kararı veremeyecek. Hiçbir kurum Haksız ihale veremeyecek, korkacak yargıdan, çekinecek. Adalet sisteminin çalıştığı bir yerde yapılan her alandaki hukuksuzlar karşısında yargıç ve savcıları yani devlete bulabilecek. Devlete bulduğu yerde de sorunlar kendiliğinden çözülür hale gelecek. Söylemek istediği tam da bu. 24 saat içerisinde aynı yargıyı aynı yargıç savcılarla bana verin, ben çözerim. Bu kadar söylüyorum. Son olarak da teğmenler meselesine ha. geçelim. Ee, orada da çünkü sıcak gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Teğmenler üzerinden bir söyleme olmuştu Aslında uzun süren Bir sessizliği vardı bu sürece evet. dair. Yani çok manidar dair, Çok manidar oldu gerçekten Ve bu teğmenlerle ilgili Gereğini yapacağız dedi Erdoğan Bu tip bir ifadesi var Daha sonrasında tabii muhalefetten bir tepki geldi Bu olay üzerine Siz Erdoğan'ın bu çıkışını ve ilk baştaki sessizliğini aslında nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben artık açıkçası bıktım. İktidarı mağduriyet edebiyatından bıktım. Yani burada da aslında karşımıza bu çıkıyor. Şimdi burada e, işte teğmenler kılıç çekmişmiş de neden kılıç çekmişlermiş? Neden yemin etmişlermiş? Evet. Yani filan gibi şeyleri var. Arkadaş bir kere 1996'dan itibaren bu çocuklar yani harbiyeli çocuklar kılıç çatıp bu yemine ediyorlar. Sayın Erdoğan bunu ilk kez 2024 yılında görmedi ki. 2022 yılında da önünde bu yeminler edildi. Bu kılıçlar çatıldı. Yani nasıl ODTÜ öğrencileri kep atıyorsa, nasıl başka ritüeller varsa, harbiyeliler de kendileri bu kılıçları kaldırıp ne diye yemin ediyorlar? Layık demokratik Türk cumhuriyetini koruyacağıma diye yemin ediyorlar. E bu çocukların bu yemini yapmasının nasıl bir şekilde bu kılıçlar kime çekildi diye. 2023'te kime çekildiyse, 2022'de kime çekildiyse, 1996'da kime çekildiyse zaten aynı şekilde seçildi. Ha gelelim aslında sorudaki ayrıntıya. Diyorsun ki 8 gün sonra nerede konuştu? İmam Hatip 21. İmam Hatipler kurultayında konuştu. Evet. 8 gün durdu. Evet. Şimdi burada Erdoğan'ın ihtiyacı olan şey kimlik siyaset. Bunu kaşıması lazım. Çünkü ekonomik olarak verecek bir şey kalmadı. Sosyolojik olarak verecek bir şey kalmadı. Türkiye sağlık, eğitim ve ekonomi tamamen çöktü. Ne yapması lazım? Kendi kitlesini konsolide etmesi lazım. Bak o yüzden başka yerde konuşmadı. 8 gün bekledi. 8 gün sonra bunları izledi. 8 gün çıktı sonra çıktı. İmam Hatipler kurultayında ve konuşurken konuşmasını herkes dikkatli izlesin. Resmen dedi ki harbilerin karşısında ben sizi tercih ediyorum. İmam Hatiplerin önüne adeta Harbiye'leri attı ve parçalatmak istedi. Neden böyle yaptı? İşte kendi geldiği cene, e, yapıdan orada bunları anlatarak ve oradaki çocukları yani Harbiye'nin okumuş çocuklarını aslında İmam Hatiplerin önüne attı. Dedi ki bunları parçalayın. Ben dedi sizin için bunları temizleyeceğim. Orada aslında başka bir hikaye var. Yani Türkiye'nin kuruluşuyla ilgili hikaye. Bak sana bir örnek vereyim. Yıl 1907. 1907'de Harbiye çocuklar çocuklar, Rumeli diye yaşıyorlar. Bir gemiye biniyorlar. 150 Harbiye'li. Okul tatil olmuş. 150 Harbiye'li biniyorlar. 300'de medrese öğrencisi biniyor. Bunlar o zamanlar savaş dönemi biliyorsun. Hı hı. Balkanlarda savaşlar evet. var. Gerginlikler var. Bunlar medreseden mensup. Yani imam hatipli 300 öğrenci. Öbür 150 tanesi Harbiye'li askeri öğrenci. Bunlar biniyorlar ve gemide kavga ediyorlar. Bu gemi Selanik'e gidecek, İstanbul'dan çıkıyor, Selanik'e gidecek. Selanik'e varamıyor, kaptan diyor ki kavga büyüyor çocuklar arasındaki. Dede Ağaç Limanı'na yaklaşıyor ve iniyorlar. Ve konu ta padişaha kadar uzanıyor. İkinci Abdülhamit aranıyor. İkinci Abdülhamit diyor ki harbiyeleri gözaltına alın. Harbiyeler gözaltına alınıyor. Ve medreselilere yol veriliyor gemiyle. Medreseliler yola çıkıyorlar, harbiyeler orada kalıyor. Sen bunu yaptığın için Balkan Savaşları'nda... Osmanlı'nın asıl vatanı Balkanları kaybettin. Bugün de böyle bir tehlikeli oyun içerisindesin. Sen o harbiyeleri, Hatip'lere karşı karşıya getirirsen, kaldı ki Hatip'ler de bizim çocuğumuz, harbiyeler de bizim çocuğumuz. Tabii. Ki. Ama sen tek kalan alan bu kaldı. Bu alandan kutuplaştırıp, bu, bu evlatlarımızı karşı karşıya getirirsen ne olur biliyor musun? Ne olur? Biz savaş kaybederiz, orduyu kaybederiz. Bu kadar tehlikelidir. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir oyun. Bu çok ateşle oynanan bir oyun. Ama iktidarı kaybetmemek isteyen Cumhur İttifakı iktidarda kalmak için manipüle etmeyeceği bir alan olmadığını görüyoruz. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ha şöyle söyleyelim. Peki asıl olan şu. En çarpıcı kısmı bu olayın şu. Bir kere ee, i̇ktidar sürekli darbeden şikayet ediyor değil mi? Bu çocuklar diyor işte diyor kılıçları kime çektiler filan. Evet. Ya Allah rızası için 23 yıldır iktidarlara. İktidarları döneminde ne oldu Selçuk bak onu da hatırlayalım ne oldu? Bir darbe teşebbüsü olmamasına rağmen bu ülkenin Atatürk'ü subayları ile ilgili önce 2007'den itibaren FETÖ'cüler eliyle kumpaslar yapıldı. Bu ülkenin 357 tane generali Balyoz Ergenekon kumpasında tutuklandı ve Türk ordusu lağvedildi. Birincisi bu yaşandı. Darbe yapmayacak bir orduya darbe senaryosuyla kafese koydular. Bu bir. Bu açıklandı, ortaya çıktı. Daha sonra kendileri orduya, bu yerinde yani aldıkları general ee, albaylar yerine FETÖ'cü yani Fethullah Gülen cemaatinden adamlar koydular. Onlarla ortak değiller miydi? Ya kendi ortakları kendine darbe yapmadı mı bunların? 15 Temmuz 2016'da AK Parti'ye darbe yapan Atatürkçü subaylardıydı. Hayır. 15 Temmuz'da AK Parti'ye darbe yapmaya çalışan, kanlı darbe girişimine girişen Fethullah Gülenci tarikat cemaat haklıydı. Tarikatçı subayların darbesine uğradılar. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nı 15 Temmuz gecesi kurtaran kimdi? Atatürkçü subaylardı. Atatürkçü subaylar olmasaydı o darbede o darbe başarılı olabilirdi. Dolayısıyla bak bu dönem içerisinde e, ne yaptılar? Orduyu dedi. 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Dur oraya gelelim. 15 Temmuz oldu, bitti. Kanlı darbe girişimi önlendi, harbiye kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bak, askeri hastaneler kapatıldı. Askeri okullar kapatıldı ve tamamen iktidarın elinde, iktidarın atadığı sivil rektörle, iktidarın atadığı sivil savu, e, sivil e, dekanlarla harbi içerisinde ee, kendi aldıkları bir de. Kendi aldıkları. Öğrencilerle Anadolu'dan seçtikleri ki Sayın Cumhurbaşkanı son konuşmasında onu söylüyor. Diyor ki adı İkra diyor ya. Evet. Adı İkra diyor. İkra diyor. Nasıl bu oyuna geldi diyor. Tamam mı? Bak o kadar çarpıcı ki bu. Adı inanamıyor buna yani. Oysa şunu anlamak istemiyor. Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla sen ne yaparsan yap tamamen sen al içeriye. Tamamen hepsini imam hatiplerden seç. Harbiye içine sok. Ama bu ülkede bir damar var. Bu damar Atatürk'ün bu ülkeyi kurtardığına ilişkin inanç. Bu inanç %90 %95'te sen bunu yok etmek için bu mücadeleyi veriyorsun yok ki demesin ki bak denedin ki akılları kapattın harbiyi kapattın Milli Savunma Üniversitesi kurdun çocukların hepsini kendin seçtin tek tek hepsini hepsinin mit raporları var istikbarat raporları var ve o yüzden İmam Hatipler Kongresi'nde kurultayında hayretle anlatıyor. İkra diyor ya İkra diyor hava kuvvetleri diyor birincisi diyor adı İkra diyor nasıl diyor böyle bir oyuna geldi diyor. Sonradan işte öbür iki kızı da söylüyor ve uğradığı hayal kırıklığını anlatıyor aslında. Evet. Bu da aslında <laughs> Erdoğan'ın kimlik siyasetini ne kadar benimsediğini ve kimlik siyaseti üzerinden toplumu kut, kutupsallaştırdığını Ama başaramadığını gösteriyor. Başaramadığını gösteriyor. Yani başarması da mümkün değil. Çünkü bak anlattığım süreç içerisinde o kadar çok şey denedi ki en sonunda harbiyeleri de kapatmayı da başardı. Hepsine başardı. Hepsinin içinde Fakat bu vatanın çocukları onlar. İşte karşı karşıya getirmek istedikleri çocukların hepsi aslında kardeş. Aslında hepsi aynı ideolojinin çocukları. Bu vatanın çocukları. Dolayısıyla o harbiyeni içerisinde hatta e, bu olaydan sonra Sadat'ın bir görevlisi televizyona çıktı. Ben izledim. Dedi ki çıktı ya dedi ben dedi kafayı yiyeceğim dedi. O çocukların hepsini bize aldık dedi. Bak 15 Temmuz'dan sonra dedi biz aldık dedi. Biz aldık. Bu çocuklara diyor harbin içinde ne yapıyorlar onu araştırmak lazım dedi. Hayır ne yapıyorlar biliyor musun? Ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlarını anlatıyorlar. Bu adamın 1897'den itibaren nasıl savaşları kazandığını bir deha olduğunu görüyorlar. Kendileri görüyorlar. Diğer silah arkadaşlarının neden Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e tabi olduklarını neden onu e, seçtiklerini anlatıyorlar. Bunu nasıl anlatıyorlar? 7 ordu komutanı olarak Suriye cephesinde yaptıklarını anlatıyorlar. Üçüncü ordu komutanı olarak tüm Birinci Dünya Savaşı boyunca Ruslara karşı tek savaş kazanan komutan olduğunu anlatıyorlar. Çanakkale'de, Arıburnu'nda, Suvla Koyun'da, Anafartalar Kahramanı... Mustafa Kemal'i anlatıyorlar. Bunlar savaş yapacak bu çocuklar doğal olarak dünyanın gelmiş geçmiş en iyi komutanlarından birini anlatıyorlar. Bak İtalyan radyosunda 10 Kasım 1938'de bir anons yayınlanır. O anons şudur. Napolyon, İskender, Sezar ayağa kalkın. Büyüğünüz geliyor. Savaş dehası olan Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla savaş eğitimi gören kara, hava, deniz harp okullarında eğitim gören çocuklar dünyanın en iyi başkomutanının evlatları olduğu için. Onu okudukları için evet onlar Mustafa Kemal'in askerleriler. Bunu bir anlasalar bu sorunu çözme ihtimalleri olmadığını bir görseler. Aslında bu ülke iyi bir yere gidecek ama gene de buna rağmen işte ülkeyi kasmaya, germeye, işte buradan kutuplaştırma doğurmaya devam ediyorlar. Programa katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Önümüzdeki haftadan itibaren bir konsept değişikliği olacak. Bunu da izleyicilerimize belirterim. Ee, tekrardan hoşçakalın. Kendinize iyi Yeni gelin. konseptle, yeni dönemde birlikte olalım. Evet.